Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kündelikleri alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. Avrupa İttifakı Cenubi Deniz meselesi de Xtay'ını ayıpladı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Avrupa İttifakı 24. April Xtay'ını Cenubi Deniz'in tınıştıkı ziyan yetküzde edip ayıpligen. Hem de her kayısı taraflarını 2016 yılı çıkarılgan sotunun kararıga emel kılışkı çakırgan. Bu karar Xtay'ın Cenubi Deniz'in köp kısım caylarıdaki ilgilik hukuki talepini red kılgan bulup, Xtay sotunun bu kararını kubul kılmıgan. Bildirilişçe, Avrupa İttifakı aldıngı hafta Xtay'ın Hindi Tinich Okean rayonundaki tesirini aşırış hareketine takabül duruş maksada yeni siyaset ilan kılgan. Avrupa İttifakı bayanatçısı şembe günü ilan kılgan bayanatı da Cenubi Deniz'deki ciddilik cümleden yakında Vitson Xadıtaşları etrafı da Xtay'ın çoğun paraxotlarının payda buluşunun rayonunun tınıştıkı ve mukumluğu xaup yetküzgeldikini. Bu xil tertipki buzgunçılık kıldığan bir tarafleme hareketke kat'i karıştırdığalıqını takitligen. Avrupa İttifakı bayanatı diyene her kayı sebeplerini talaştırdışını halkara kanun boyunca tınış halkılışkı çakırgan. Hem de 2016 yılı çıkarılgan halkaralık kesimini kayıt takitligen. Mezkur kesim kararı Filippin'e payıdılık bulup, Xtay'ın Cenubi Deniz'deki ilgilik hukuku doğrusudaki nurgun taleplerini inamasız kılgan. Xtay, Avrupa İttifakı'nın ayıplaştırıcı karşı bayanat ilan kılıp, Vitson Xadıtaşları da özünün ilgilik hukuku barlıqını bu yerde Xtay belikçilik kemelerinin faaliyet kılışı ve borandın müdafiye alınışının kanunluk ikerlikini. Xtay'ın Cenubi Deniz'deki ilgilik hukuku ve menfaatinin uzun tarih ve halkara kanunga riayi kılış asasını şekillengenlikini. 2016 yıldaki hükümünün inavetsiz ikerlikini bildirgen. Japonya'nın köktaşlık kitabıda Şarkı Türkistan meselesi mi tilge elindi? Fransiya Xalqara Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Japonya Taşkışla Vaziri Toshi Mitsuo Motegi bugün ötküzülgen kabinet yığını da Japonya'nın 2021 yıllık diplomatiya köktaşlık kitabı doğrusunda dokulat bergen. Köktaşlık kitapta Xtay'nın harbiy çıkımının ötken 30 yılda 44 hesse aşkanlığı, ama Xamçot'nun tepsili türleri ve köpeytiş muddaasının enik emesliki, Xtay'nın harbiy kengaymiçilikinin Japonya ve Xalqara cemiyet ve rayonlar köngül bülüşki tigişlik, bihaterlik meselesi bulup kalganlığı körüstüp ötülgen. Bunundan başka köktaşlık kitapta Hong Kong ve Şarkı Türkistan meselesi mu tilgi ilingan bulup, Japonya'nın bu aktiki endisi bayan kılınıp ötülgen. Köktaşlık kitabının köp kısım mezmuni Xtay'ı münasvetlik bulup, Japonya'nın Xtay yıkındı makullığan deniz sahçıları kanunu'a bulgan endisi, künsiri ciddileşvatkan Amerika Xtay münasveti ve halkaradaki küçten ponlıqının zor derecede özgür vatkallıqı kayıt kılıngan. Ranagül Gani Kur'an okuqallıqı üçün 17 yıl kesilgen. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, 39 yaşlı Ranagül Gani dadısı vapat bolganda namaz okuqallıqı ve Kur'an okuqallıqı sebeple Xtay tarafından türmüge taşılınıp 17 yıl kesilgen. Onun Malayşiya'da doktorlukta okuatkan sınısı Kalbunur Gani'nin Amerika Avazı'na guvahlıq berişçe, Ranagül Gani 2018 yılı 8 ayda Xtay tarafından tutkun kılıngan. Xtay onu lagerda 2-20 yıl tutup turgandan keyin 17 yıllık kesilgen. Aslida Xtay Ranagül Gani'nin 2013 yılı dadısı kaza kılgandan keyin namaz okuqallıqını bahane kılıp 7 yıl kesken bulup, keyin başkalar onun Kur'an okuqallıqını körgenlikke hakkında ispat bergenden keyin yine 10 yıl ceza koşup cem'i 17 yıllık kesiyotken. Kalbunur Hanım'nın aşkarlıkça onun inisi, tağısı, ciyan oğlu ve ciyan kızı ilgiri keyin bulup tutup gidilgen. Kalbunur Hanım yine 2020 yılı Amerika'ya kilip sabık taşkı işlem ministeri Pompeo bilen körüşken ve onundan Xtay'nın begunah kişilerini kol kılış, kırgın kılış kılmışlarını çekileşke yaram kılışını talep kılgan. Avustralya Şarkı Türkistan'a alakadar kanun teklifi sundu. Avustralya Radyo Şirketi'nin bugünkü haberde bildirilişçe, Avustralya Kengaş Palata azası Rex Patrick, Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılan barlık mahsulatlarını import kılışını çekileş hakkında teklif sunugan. Haberde kayıt kılınışça, Müstakil Kengaş Palata azası Rex Patrick, Avustralya'nın tamojna kanunu'a tüzütüş kürgüzüş lahiyesi sunup, Şarkı Türkistan'dan mahsulat import kılışını çekileş teklifini oturga koygan. Bu teklif lahiyesi de yana Xtay ülkelerde işlep çıkarılan mecburi emgek mahsulatlarını import kılışını çekileş hakkındaki mezmumu bar iken.
Onun başka bu federatif hükümetinin Xitay'nın Şarkı Türkistan'a icra kılavatkan bastırış kılmışlarını erkek kırgınçılık deyip itiraf kılışka çakırgan. İngilizcemizce Avustralya hükümetinin Şarkı Türkistan'a işlep çıkırgan barlık mahsulatlarını import kılışını çekilişi hakkıdaki teklifi müzakir kılış məksidi de taşkı işlerini hal kılış müzakirə komiteti kurulgan. Mezkur komitet 27 April bir kanca siyasyon, advokat, İnsan Hakları Teşkilatı ve Uygur Teşkilat Vekillerinin iştirak kılışı bilen bir günlük güvahlık veriş yığını açgan. Yığını yine parlament azası iştirak kılgan. Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin reisi Nur Muhammed Türkistan'ı, Victoria Uygur Cemiyeti'nin reisi Alim Osman ve Avustralya Uygurlara Tanırtak Ayarlar Cemiyeti'nin reisi Ramila Çanışev, Uygurlarga vakaleten komitet yığınıga bivasta yaki tor arqalı katışıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'a icra kılavatkan terör siyasetine güvahlık bergen. Ular sözüde ceza lagerdeki Uygurlarının künüge 18 saatin artık işleşke mecburunu vatkalıqını, onların içi de Avustralya'da yaşavatkan Uygurlarının aile azalarının mı barlıqını, Avustralya'da yaşavatkan Uygurlarının Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetler hakkında güvahlık berip kelgeligini ve devamlı güvahlık berdiqalıqını, Avustralya'nın mecburi emgek meselesine bulgan inkasının aslı buluvatkalıqını ve Avustralya hükümetinin Mezkur teklif lahiyesinin makulun içine küçlük talep kılgalıkını bildirgen. Huawei İtalya'da iğir zerbege uçuraş aldı da durmakta. Amerika Avazı'nın 30. April'deki haberde bildirilişçe İtalya Telegraf şirketi Huawei şirketini 5G kuruluşuna katlaştırış hakkındaki toktamını bekar kılışını planlavatkalıkını aşkarlıgan. İtalya Telegraf şirketi Huawei'ye mektup evetip iki taraf imzalıgan toktamını bekar kılış niyetini uçturup bulgan. İtalya Telegraf şirketi dastlabki Huawei ve Ericsson şirketi bilen toxtam imzalaşını planlagan bolup, keyin Nokia'nı koşkan. Eğer toxtam resmi bekar kılınsa, Ericsson bilen Nokia kuruluşka tən mesul bolu diken. İtalya Telegraf şirketinin planına asasen Huawei'nin İtalya'daki 5G doğrunun yadroluk əslahalarının kuruluşka katniş salahiyeti əmeldin kaldırıldıgan bolup, Huawei bulturla xeridar çakırışkı təklif kılınmıgan. Reuters agentliğinin haber kılışça İtalya Telegraf şirketi Huawei'nin Avrupa'daki en çok xeridarlarından biri bulup, bu toxtamını koldan berip koyuş Huawei üçün iğir zərbi hesablandıken. Angliya istihbarat əməldarı Xitay'nın garip əllerine alahidi təhdid ikenliğini bildirdi. Germaniya Avazı'nın haberde bildirilmişçe Angliya istihbarat organı hükümet haberleşiş merkezinin müdiri Jeremy Fleming garip dünyasını Xitay'nın kelgüsüdeki tərəqiyatı eylip kildiğen xırısqı birlikte taqabıl duruşqı çağırgan. Fleming 23 April London Imperial Institute'da kılgan sözüde Xitay yarışarı məşğulat sistemisini kontrol kılıvatkan muşim texnik sahasıda başlamcı bulup gelişi mümkün. Şunu garibini hareketki kilip təhdidki taqabıl duruşqı çağırman. Muhim texniki rəhbərliki şarıqı qarab köçü vatudu. Mənfəət və qımmət qaraş toqunuşunu kəltürüp çıxırışı mümkün digən. Angliya istihbarat organının qarışca Xitay növətli dünyaya alahidi təhdid bulup, Xitayının növətliki kən köləmlik texniki küşü onun xalqara sistemini kontrol qılış yüşürün küçü barlıqıdın direk bir digən. Fleming'nin bildirişçe Xitay'a oxşaş tar kımmet karışkı iki devlet özünün kımmetini ahırda dünya tayındıgan texniki ölçümüge sığındırışı mümkün iken. Devlet küçüden paydalanıp texniki bazarını kontrol kılıp texnikini coğrafiyelik siyasi rekabet meydanına aylandırışı mümkün iken. Eğer Xitay hazırkı haletide kontrol kılınmasa, çetellik rekabler doğrunun lahilinişi ve erkillikigi təhdid selişi mümkün iken. O yani yeniden güllünüvatkan texnikilerinin bexaterlikini misal kılıp, Aqli iqtidarlıq şəhər əsildə mülazimət yəki rəqəmlik pulni texımı önümlük başqoruşqa işildilgən bolub, bu axırıda sallıq məlumat toplaş yəki uçuq və demokratik cəmiyyətki qarşılıq qıldıqan başqı dəxli təruz qılış iqtidarlıqı işildilişi mümkün digən. Fleming yana Angliya və başqı qarib dövlətlərinin Xitayının hesab kitab qılışıqı duş kəlgəlləkini təkiləb, qaidilərdiki özgürüş həmişə hükümət tərəfindən kontrol qılınmaydı. Əgər Xitayğa hazırki halətdə hərəkət qollanılmasa, biznin kəlgüsü güllünüşimiz və bixətərlikimiz tayındıqan açıqışlıq texnikilər qarib tərəfindən yasalmay və kontrol qılınmay qılışı mümkün. Bu xil özgürüş allı burun roşan körünüşki başıldı digən. Taylandlıq ayal Xitay vaksinisi əmlətkəndikin tuyuqsız ölüp kətkən. Yıqında Taylandlıq 24 yaşlıq bir ayal Xitayının Kaohsiung Sinovac biotexnik şirkəti işləp çıxarğan vaksinini əmlətib, 2 gündikin tuyuqsız ölüp kətkən. Ailəstikilər onun ölümünü Xitay vaksinisi bilən münasifətlik dəb qarğan. Bu axtiki xəbərlərdə qeyd qılınışca, yıqınqı məzgillərdə Taylandlıq Xitay işləp çıxarğan vaksinini əmlət səbəblik
bir qatar meseleler oturuğa çıkan bolup, bu ayalının ölümü en yana misal bolup hesaplandıken. Gerçi bununla yakın çıkarış üçün ceset tekşürüş dokulatını saklavatkan bosumu, bırak ölgücünün ailesindekiler onun ölümünü Xitay vaksinisi bilen münasifetlik tep qarğan. Kızının apısının bildirişçe kızı vaksini emletkendikken pekat bilikinin ağırgallıqını etkan. Ama iki gün dinkin tuyuqsız ölüp ketken. Tayland'daki tor tarat kolarının haberge asaslanğanda Tayland'da yani 7 kişi Xitay'nın kışın vaksinisini emletkendikken bir aramlık ehvali körülgen. 23 April Nanchang doktorxanasidagi 400 tibbiy xodimga vaksina emlangandan keyin 40 yaqin kishi aniq gap qila olmaslik, qo'l-puti mag'dursizlanish, bosh qiyish, bosh og'rish, ich siqilish, ko'zi to'rlashish, qusish alomatlari ko'rilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy ishlab chiqargan vaksinaning sonliq ma'lumotlari oshkora bo'lmagachqa kishilarda gumon paydo qilgan. Bunundan başka Hong Kong'un resmi istatistikisiga asaslanganda Hong Kong'da 24 aprilgacha bolgan 2 ay ichida Xitoy vaksinasi emlanganlardan 23 kishi qaza qilgan. Buning ichida 19 bemorga Kishin vaksinasi emlangan. Qolgan 4iga Xitoyning yana bir xil vaksinasi emlangan. Yaponiya bilan Hindiston Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishdi. Yaponiya bilan Hindiston erkin va uchuq Hindi tinch okean tasavvurini amalga oshirish uchun yaqindan hamkorlashish to'g'risida kelishdi. Yaponiya bosh ministri Suga Yoshihide Hindistonlik mansabdoshi Narendra Modi bilan telefonlashib, ikki davlat munosabatlari Hindi tinch okean rayoni va Xitoy virusiga taqobil turish ko'rishi qatorliq masalalar to'g'risida so'zlashdi. Suga Beijingning Sharqiy Xitoy dengizi va Janubiy Xitoy dengizining salohiyatini bir taraflama holda o'zgartirishga urinishi Shundaqli Xitoyda 1 fevral yo'li qo'yilgan qonunga aloqador andisini o'tirg'i qo'ydi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda ikki rahbar telefon suhbati orqali Amerika Qo'shma Shtatlari va Avstraliya bilan birlikda erkin va uchuq Hindi tinch okean tasavvurini amalga oshirish to'g'risida birdaklik hosil qilgan. Hindistonda Yaponiyaning mablag'i va texnikasidan foydalanib qurilgan 500 kilometrlik yuqori sur'atlik poyezd liniyasining tur bosqichidagi ilgirlashlar to'g'risida so'zlashgan ikki rahbar Xitoy virusiga taqobil turishda o'zaro hamkorlik o'rnatishning ahamiyatini ta'kidlashdi. Blinken Afrika davlatlarini Xitoyning ta'sir kuchlaridan ogohlantirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Nigeriya va Keniyaning davlat rahbarlari bilan o'tkazgan silliq yig'inda Xitoyning kunsiri kuchayotgan ta'sirini eskertib o'tgan va Amerikaning Afrikaga tixmo ko'p yordam qildiganligi haqida va'da bergan. Amerika ovozidan bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Blinken 27 chesla Nigeriya va Keniya rahbarlari bilan silliq ko'rishgan va Amerika mablag' solgan ko'chma doktorxonalarni va qaytilindigan energiya planini tor orqali ziyorat qilgan. Blinken yig'in jarayonida mazkur davlat rahbarlarini Xitoyning mablag' silish harakatlaridan ehtiyotchan bo'lishga chaqirgan. Blinken yana Amerikada o'qiyotgan afrikalik o'quvchilarning savoliga javob berib, biz hech qanday bir davlatdan Amerika va Xitoydan birini tanlashni talab qilmadik. Ammo men sizni qiyin savollarni so'rashga, tixmo inchikla minishga, uchuq oshkora bo'lishni talab qilishga, shundaqla siz nimaning foydali ekanligini qaror qilishga va tanlashga ilhomlantiraman degan. Bildirilishicha Amerika bilan Xitoy o'tirsidagi raqobat kunsiri keskinlashishga egishib, Xitoy Afrikaga mablag' silishni kuchaytirib, tabiiy boyliklarni egallashni planlagan. Blinken ba'zi davlatlarning Xitoydan qarz olgandan keyin og'ir qarz patqoqqa pitib qilishidan andisha qilayotganligini, Zambiyaning Xitoyning qarz patqoqqa pitib qolganligini tilga olib, boshqa davlatlar cho'ng tipdagi ul aslaha to'llariga mablag' solganda ular o'z ishchilarini ilib kelamdi yoki ular mablag' silingan davlatlardagi kishilarga xizmat fursati qoldiramdi degandek masalalarga diqqat qilishingiz kerak degan. Nigeriya prezidenti Muhammad Buxari Blinken bilan qilgan suhbatida Baydenning Trump yo'lga qo'ygan viza cheklamasini yengillatganiga rahmat aytgan va Nigeriya bexatarlik qismlarining davomli hamkorlik va negizlik masalalarini hal qilishda chin turganligini, Amerikaga o'xshash muhim strategik sherikning qo'llashiga sal qarashga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqi Xitoy bilan Rossiyaning maqsadi g'arb davlatlarini parchalash dedi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Yevropa ittifoqi 28 aprel yangi bir dokulat e'lon qilib, Xitoy bilan Rossiyaning sistemliq yolg'on xabar tarqitish orqali Yevropada ishlangan Xitoy virusi vaksinasi haqida gumon paydo qilishga uringanligini bildirgan. Mazkur dokulatda ko'rsatilishicha, Xitoy bilan Rossiyaning organ taratquvlari bultur 12 oydan bu yil 4 oygacha sistemliq holda ko'p xil tillarda yolg'on xabar tarqitib,
vehimlik sözlerini işitip, münasebetsiz ölüm vakalarını asalsız halda Avrupa vaksinlerine bağlaş katarlık usullar arkalık, Avrupa devletleri de işlengen Xitay virüsü vaksinlerine karata dünya halkıda güman ve endişe payda kılıçka urungan. Şunun bilen birge, Xitay ve Rusya'da işlengen vaksinini küçep teşvik kılgan. Dokulatta, Rusya bilen Xitay'nın her ikisi devlet kontrolüdeki ahbarat vasıtları, vakalatçı taratko ve tor ictimai taratkolarını, cümleden diplomatik ictimai alaka hesaplarını işiltip, nişanını işe aşırmak dediyilgen. Şundakla Xitay bilen Rusya'nın bu hıl yalgan haberlerine tarıqtıştaki maksatının garip devletlerine parçalaş ikerliki tekitlengen. Xitay bilen Rusya bununla derhal inkaz kaydırgan bulup, bu haktaki ayıplaşlarını pütülle irat kılgan. Kırgızistan-Tacikistan çigra tokunuşida kaza kılganlar 31'ge yetti. Rusya Sputnik agentliğinin 30 aprildeki haberde bildirilişe Kırgızistan bilen Tacikistan'dan çigra rayonunda yüz bergen tokunuşda kaza kılganların sani 31'ge yetken. Haberde kayıt kılınışa Kırgızistan bilen Tacikistan çigra rayonunda yüz bergen tokunuşda 31 adam kaza kılıp 154 adam yaralanğan. Yaralanğanlar içinde 121 kişi adli puhrayken. Kırgızistan Batken vilayetinin valisi Kırgızistan bilen Tacikistan çigrasıdaki tokunuşunun pütülleyi toxtılgalıqını, üskünler ve iğir korallarının əsildeki ornığı kaydırılgalıqını bildirgen. Onun aşkarlışca vəziyetinin pütülleyi muqim deyişki teyhi baldır bulup, hərbi tokunuşunun təsiri intayın iğir ikken. 29 april Kırgızistan bilen Tacikistan'dan çigra rayonundaki ahallar otursidiki tokunuş, iki devlet otursidiki hərbi ve korallıq tokunuşka aylanğan. İki devletin çigra kısımları otursidiki tokunuş 6 saatten köpürek devamlaşkan. 29 april Şucay vakti kes saat 8'de iki tarafının hükümet emeldarları uçuruşup, uruş toxtuş ve çigra kısımlarını əsildeki ornığı çikindiriş doğrusu da kilişim asılı kılgan. Xitayının Liaoning avya matkisi Yaponiya təbəlikigi yakın caydan ötken. Yaponiya NHK'nin Devlet Müdafiye Ministerliğinden alğan məlumatlarına asasen elan kılgan haberde bildirilişe, Xitayının Liaoning avya matkisi 5 paraxotunun hemralıqıda Yaponiyanın canubidiki Okinawa'ğı yakın caydan ötken. Yaponiya özünü qoğdaş deniz kısımlarının bayanatıda kayıt kılınışa, canubdiki Okinawa ştatı bilen Miyakojima aralının otursizden ötken Liaoning avya matkisi şimalı qarab ilgirlep, şarkı deniz təbəlikigi kirgen. Xitay filoti səpər jarayanında Yaponiya deniz təbəlikigi kirmigen. Xitay bu yıl 1 fevral yolu koyulgan yeni kanunda sahil bihaterliki sakçı kısımlarına mezkur deniz təbəlikidi prinsiplarına boyusunmağan çetel paraxotlarına karşı koral işiltiş hukuku bergen. Kyoto agentliği mezkur kanundan Xitay'ı Senkaku aralları etrafıda hareket kılgan Yaponiya paraxotlarını nişanğı eliş hukuku beridiganlığını bildirgen. Kaderli görmelerimiz şuna kılıp bu haftalık muhim haberler programımız muşerde ahırlaştı. Hepte ahırdaki demeli işanlarından könüllük buluşuğa tilektaşlık bildiriş bilen etki kündülük haberlerimizi görüşkice aman bulgaysın. Şuna kılıp ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köpten köp rahmet edemen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.